Ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklarda psikojenik, psikolojik öksürük olur mu? Olur. Ne zaman olur? Kuru, tekrarlayan, inatçı ve gece kaybolan öksürüklerde, özellikle söylüyorum gece kaybolan öksürüklerde, eğer organik bir neden veya hastalık yok ise psikojenik nedenler akla gelmelidir. Ailenin bu öksürüğü kesinlikle çocuğun bilerek yaptığını asla düşünmemesi gerekmektedir. Nasıl ki psikolojik bir takım problemler mide rahatsızlıklarına neden oluyorsa çocuklarda okul, aile veya arkadaş sorunları çözemedikleri iç çatışmalar bu tip istemsiz inatçı öksürüğe neden olabilir. Diğer öksürük yapan hastalıkların olmadığı kanıtlandıktan özellikle uzman hekim tarafından kanıtlandıktan sonra çocuğun psikolojik durumu sorgulanmalı ve gerekirse ilgili uzman hekimden destek istenmelidir. Bu inatçı öksüre Tourette sendromu diyoruz. Çocukluk yaş döneminde ve de özellikle okul çağı döneminde ortaya çıkan bu sinir sistemi hastalığında belirtiler özellikle kol, bacak ve yüzlerde tikler eşlik edebileceği gibi özellikle boğaz temizlemek amacıyla sanki köpek havlar gibi köpek havlamasına benzeyen tarzda çok gürültülü öksürmek gibi ses tikleri çocuklarda da olabilmektedir. Biz buna Tourette sendromu diyoruz. Tourette sendromu olan çocuklar gürültülü öksürükleriyle okulda derslerin devamını bozdukları için çoğu kez sınıftan öğretmenleri tarafından çıkarılır ama bu çocuklar gece tek bir ses çıkarmadan bile rahatlıkla uyurlar. En önemli özelliği de bu. Bu önemli detay unutulmamalı aile tarafından. tikleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve öğrenme güçlüğüyle birlikte görülebilir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına sorularınızı bekliyoruz.